Merhaba sevgili bahçe severler. Bugün çimlerimizi kestik ama onları toplamadık. Kestik, bıraktık. Toprağımızın içine karıştırdık. Ama bir de baktık ki ısırgan otlarımız da çok büyümüş. Onları ne yaptık? Ayırdık. Bakın böyle suyun içine topladım. Şimdi bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Isırgan otu dan çok güzel sıvı gübre yapıyoruz. Bunun için en az bir 15 gün hatta bir ay beklemesi iyi. Bu arada bunu yaparken eski ısırgan otumu da açıyorum. Bakalım nasıl durumu. Evet. Şöyle bir açalım. Oo. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel ısırgan otlarımız. Bakteri çıkışı da var. Bakın ne güzel. Burada bir güzel ama çok kötü kokuyor. Yani burada olmanızı istemem. Şimdi bu ısırgan otumuz arkadaşlar bayağı ciddi gübre oldu. Artık bunu kullanacağız. Fakat burada önemli olan olay, şimdi içerisinde bunun tohumlar da var. Eğer bunları süzerseniz arkadaşlar, sıvı gübre yaptığınız otlardan yaptığınız gübreleri süzerek kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü o zaman tohumlardan kurtulmuş olursunuz. Yoksa öteki türlü bol bol sağa sola ısırgan otu yerleştirmiş oluruz. Ya da yabani otlarımız da aynı şekilde. Bunları süzüp kullanacağız. Isırgan otunun bir iyi yanı da şu arkadaşlar. Isırgan otu aynı zamanda çok güzel bir pire kaçırıcıdır. Yani sizin bahçenize zararlı gelebilecek bir takım zararlı insektleri, yani böcekleri de kaçırma ihtimali vardır. %100 demiyoruz ama kullanırken hem gübre olarak kullanıyorsunuz hem böyle böcek kaçırıcı olarak. Şimdi bunu bir miktar alıp süzelim. Bahçeseverler, şimdi bir miktar ısırgan otumuzdan alıyoruz ve onu böyle bir süzgeç yardımıyla süzdürüyoruz. Yavaş yavaş süzülüyor. Alttaki kısım böylece tohumlardan mümkün olduğunca arındırıyoruz. Peki kalan ısırgan otlarımızı ne yapacağız? Arkadaşlar bunları da kompostunuza koyabilirsiniz. Bu ısırgan otundan artta kalanları. Bu ısırgan otu gübresi arkadaşlar çok kokulu olduğu için evinizin içindeki bitkilere kullanmanız biraz zor. Ama balkonunuzdaki bitkiler için rahatça bir sıvı gübre olarak kullanabilirsiniz. Bütün bahçenizde de bir miktar sulandırarak ona bir gibi kullanmanız, hatta yarı yarıya sulandırmanız da mümkün. Asla bitkilerinizi yakmaz. Çok güzel doğal bir gübre. Evet, güzel günlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.